Pavlov, bu ses de ne? Çalar saatin sesi Alexey Aleksandrovich. Kalkın da odanızı temizleyin. Demek akşam olmuş. Matruşka, sevgili hizmetkarım. Yine mi sizsiniz? Üzgünüm ama yine benim. Yoksa başka birini mi bekliyordunuz? Keşke biri olsaydı da bekleseydim. Ne yazık ki 8 yıldır yaşadığım şu Petersburg şehrinde tanıdığım tek insan sizsiniz Matruşka. İyi ama bütün vaktinizi Petersburg'un cadde ve sokaklarında geçiriyorsunuz. Nasıl olur da 8 yılda bir ahbap edinemezsiniz? Bu sözünde yerden göğe kadar hakkım var sevgili Matruşka. Ben beceriksiz bir erkeğim. Bir bayanın yanına yaklaşıp da ona... Nasılsınız güzel bayan? Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Diye sormaya bir türlü cesaret edemiyorum işte. Sorması ayıp olmazsa sokakta ne yapıyorsunuz? Kimlerle konuşuyorsunuz Alexey Aleksandrovich? Evlerle Matruşka. Aa, ne, evlerle mi? Evet. Lütfen şaşkın şaşkın bakma bana öyle. Evlerle aram çok iyidir. Gezinirken birbiri ardından önüme çıkıp bütün pencereleriyle bana bakarak... Merhaba, nasılsınız? Mayıs'ta üzerime bir kat daha çıkacaklar diyorlar. Aa, kim diyor bunları, evler mi? Tabii. Kimi nasılsınız bakalım? Yarın beni onarıyorlar derken, kimi de dün az kalsın yanıyordum, öyle korktum ki diyor. Dün az kalsın yanıyordum, öyle korktum ki diyen ev mi? Evet, evet sevgili Matruşka. Ev. Ben onlarla konuşuyorum. Aralarında sevdiklerim de vardır. Kimini oldukça yakından tanırım. Biliyor musun? Bir tanesi de önümüzdeki yaz kendini mimara tedavi ettirecekmiş. Ne, mimara mı tedavi ettirecekmiş? Evet. Tedavi olurken başına bir iş gelmesin diye her gün uğrayacağım oraya. Aman Tanrım, sen benim aklımda... Hele güzelim pembe evin hikayesini hiç unutamam. Taştan yapılmış ufacık sevimli bir evceğizdi bu Matruşka. Bana bakarken de yüzünün gülmesini gördükçe ona karşı içim sımsıcacık olurdu. Ev mi gülüyor? Tanrım. Ya öyle. Geçen hafta yanından geçerken başımı kaldırır kaldırmaz beni sarıya boyadılar diye acıklı bir ses işittim. Bir de baktım ki ne göreyim. Ne gördünüz? Haydutlar, barbarlar, ne sütun bırakmışlar ne sundurma. Hepsini kanarya sarısına boyamışlar. Kimin, evin mi? Evet sevgili Matruşka. O anda kanım beynime sıçradı. Zavallı dostuma bakmaya dayanamayacağım için o günden beri de semtine bile uğramıyorum. Şey, Alexey Aleksandrovich, siz iyi misiniz? Evet evet, çok iyiyim. Oldukça iyiyim. Neden sordunuz? Evlerle falan konuşuyorsunuz da. Ha, anladım. Benim deli olduğumu sanıyorsunuz değil mi? Yo sevgili Matruşka. Aklım oldukça başımda. Sadece aşırı derecede yalnızlık çekiyorum. Bütün mesele bundan ibaret. Yalnızlık çeken evlerle de konuşur, parke taşlarıyla da. Ne demek istediğimi anlayabildin mi? Tabii. Bakın ne diyeceğim. Dışarıda güzel bir gece var. Neden bastonunuzu alıp da şöyle bir gezmeye çıkmıyorsunuz? Gezmeye mi? Evet. Belli olur mu? Bakarsınız hanım hanımcık biriyle tanışırsınız. Evet. İyi fikir. Neden olmasın? Tabii. Çıkıp dolaşmalıyım. Artık sizden başka birini daha tanımanın vakti zamanı geldi galiba. Gelmez olur mu? Böyle giderse komedinle iskemleyle falan da konuşmaya başlayacaksınız. Sevgili hizmetkarım Matruşka doğru söylemiş. Dışarıda harika bir hava varmış. O da ne? Şu köprünün korkuluklarına dayanmış nehre sabit gözlerle bakan kızcağız da kim öyle? Aman tanrım, zavallı kız ağlıyor. Kim bilir ne derdi var. Tam sırası. Hadi yanına gidip neler ağladığını sorayım. Böylece onunla ahbaplık kurmuş olurum. Affedersiniz güzel bayan, yardım edebilir miyim? Siz de kimsiniz? Lütfen yaklaşmayın. Yanıma gelmeyin. Tamam. Sakin olun. Bakın olduğum yerde duruyorum. Kötü bir niyetim yok. Amacım yalnızca dertlerinize ortak olmaktı. Size ne? Sizi tanımıyorum bile. Lütfen rahatsız etmeyin beni. Lütfen. Hay Allah. Korkup kaçtı benden. Ama onu böyle umutsuz bir şekilde de bırakamam ki. Gecenin karanlığında başına bir iş gelebilir. Takip edeceğim, mecburum. Hey! Güzel kız. Gel bakalım seninle eğlenelim biraz ha. Çekil yolumdan pis sarhoş. Çek ediyorum sana. Hay canına, biri kıza sarkıntılık ediyor. Yardım etmek zorundayım. Yavrum şşt, bana bak. Bırak. Gel kız meyhaneye gidip sana bir iç kızmalayım ha. Hadi nazlanma. Bırak beni diyorum sana, imdat.
Hey sen! Çek o pis ellerini bayanın üzerinden. Vay vay vay. Sana ne oluyor be? Ha? Karışma sen. Lütfen bayım, yardım edin bana. O çok sarhoş, ne yaptığını bilmiyor. Kurtarın beni lütfen. Merak etmeyin. Bana bak, defolup gidiyor musun yoksa elimdeki şu bastonla kafanı kırmamı ister misin? Ha? Tamam ya, tamam. Bir haliniz varsa görün be. Hadi. Hadi bakalım, oldu mu şimdi ha? Beni efkarlandırdınız. Çek git. Gidip meyhaneye bir duble vodka içeyim bari. İyi edersin. Tamam, korkmayın, uzaklaştı işte. Teşekkür ederim, namusumu kurtardınız. Koluma girin de sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim. Kolunuza mı? Ama hanımefendi, Petersburg'un sarhoşu oldukça boldur. Koluma girin ki sizi benim bir şeyim zannetsinler. Peki. Az önce köprü üzerinde benden kaçmamış olsaydınız bu işler başınıza gelmeyecekti. Kusura bakmayın, sizi de kötü adamlardan biri sandım. Hiç öyle bir halim var mı? Yok, hayır. Ama siz neden titriyorsunuz öyle? Ben mi titriyorum? Evet, farkında değil misiniz? Kolunuza girdiğim andan beri bütün vücudunuz titriyor bayım. Demek ilk görüşte bunun farkına vardınız. Hı-hı. Evet, kadınlara karşı çekingen olduğum, heyecanlandığım ve de en azından sizin o sarhoştan korktuğunuz kadar kadınlardan korktuğum bir gerçek. Sahi mi? Evet sahi, şu anda düşte gibiyim. Bir kadınla konuşacağım, hele hele o kadının koluma gireceği düşünde bile aklımın ucundan geçmiş değildir. Tanrı aşkına, siz neler söylüyorsunuz? Eğer elim titriyorsa bunun nedeni sizinki gibi güzel küçük bir elin şimdiye kadar kolumu böyle sarmamış olmasıdır. Yoksa yalnız yaşayan bir insan mısınız? Evet. Kadınlarla nasıl konuşulacağını bile bilmem. Şimdi de bilmiyorum zaten. Sakın size karşı aptalca bir laf etmiş olmayayım. Çekinmeden söyleyeyim, korkmayın, darılmam. Yo, sözlerinizde bir saçmalık göremiyorum. Aksine çok güzel konuşuyorsunuz. Size karşı açık yürekli olmamı istiyorsanız şunu söyleyeyim ki böyle bir çekingenlik kadınların hoşuna bile gidebilir. Sahi mi söylüyorsunuz? Elbette. Hatta daha fazlasını isterseniz bu benim de hoşuma gidiyor ve evime kadar yanımda yürümenize izin veriyorum. Harika. Anlaşılan siz bende korkunun zerresini bile bırakmayacaksınız. Asıl ben sizin sayenizde korkumu ve dertlerimi unuttum. Çok hoş bir insansınız. Yani beni beğeniyor musunuz? Elbette. Yalnız hanımlara karşı neden çekingen ve korkaksınız bir türlü anlayamadım. Bilmiyorum. 26 yaşındayım. Hala insan içine tam olarak girmiş sayılmam. İnanır mısınız, daha hiçbir kadınla tanışmadım. Hizmetçim Matruşka hariç tabii, bir de siz. Bir gün gelip bir kadın tanıyacağımı hayal ederdim hep. Bu şekilde kaç kere aşık oldum bir bilseniz. Sahi mi? Kime peki? Hiç kimseye. Hayallerimdeki kadını, düşlerimde gördüğüm güzel yüzleri. Hayatınızda hiç kadın tanımadınız mı? Tanıdım tabii ama o kadınlar birkaç ev sahibesinden başkası olmadı. Birkaç kere sokakta kibar bir kadınla konuşmaya geçirdim aklımdan, o kadar. Sonra? Tabii bu konuşmalar sadelik içinde, çekine çekine, saygılı ve İçim ateşten yanarak yapılacaktı. O kadına yalnızlıktan kahrolduğumu, hiçbir kadınla tanışmadığımı anlatarak beni yanından uzaklaştırmamasını isteyecek, benim gibi umutsuz bir erkeğin dileğini reddetmemesini söyleyecektim. Ne hoş sözler bunlar. Bütün dileğim bana kardeşçe söyleyeceği tatlı iki kelimecik laftı. Ağzımı açar açmaz beni kovmamasını, sözlerime inanarak dinlemesini, canı isterse söylediklerime gülebileceğini, bana ümit vermesini, iki söz söylemesini, sonra da bir daha görüşemeyeceğimizi bildirecektim. İlginç bir insansınız. Bakın gülüyorsunuz. Zaten ben de bunun için anlatıyorum. Darılmayın ama kendinizin düşmanı olduğunuz için gülüyorum. Deneseydiniz sokakta bile bir kadınla tanışmayı becerirdiniz. Sahi mi? Tabii. Sadelik kadınların hoşuna gider. Sizin böyle çekine çekine istediğiniz iki çift lafı esirgemezsin sizden. Kulaklarıma inanamıyorum. Ama siz yine de benim söylediklerime bakmayın. Kim bilir, sizi deli falan da sanabilirler. Böyle açık konuştuğunuz için size çok çok teşekkür ederim. Peki söylesenize, köprü üstündeyken neden yaklaşmak istediniz bana? Bir kere yalnızdınız. Sonra ağlıyordunuz. Yardımcı olabileceğimi düşünmüştüm. Evet, işte evime geldik. Burası mı? Şuradan ara sokağa sapacağım. Hoşça kalın. Her şey için teşekkür ederim. Demek birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Her şey böylece bitecek, öyle mi? Görüyorsunuz ya, başlangıçta iki kelime istediniz, şimdi ise çok şey istiyorsunuz. Asmayın suratınızı, belki gene görüşürüz. Sahi mi? Yarın olur mu? Yarın yine buraya geleceğim.
Siz de gelin. Lütfen sizden gelmenizi istiyorum. Ama çok sabırsızsınız. Üstelik emretmeye başladınız. Özür dilerim. Belki ağzımdan yine tuhaf sözler kaçıracağım. Yani demek istediğim şu ki... yarın buraya gelmeden edemem. Nedenmiş o? Ben hayalperestim biriyim de ondan. Bu dakikalar o kadar seyrek rastlanan cinsten ki... hayalimde bu anları birçok kere tekrarlamadan yaşayamam. Canım, tanışmamızı bu kadar melodram hale getirmeyin. Hayır. Sizi bütün bir gece, bütün bir hafta, bütün bir yıl bile hayal edebilirim. Tanrım. Bugün olanları hatırladıkça kendimi mutlu hissedeceğim. Sahi mi? Kim bilir, belki siz de 10 dakika kadar önce böyle bir anı yüzünden ağlıyordunuz. Öyle değil mi? Sebebini söyleyemem. Peki. Ben de yarın saat 10'da gelirim. Harika. Ne yapayım, sizi kırmak elimden gelmiyor. Ama sakın size randevu falan verdiğimi düşünmeyin. Yarın sizinle burada buluşmam kendi menfaatim için. Sizi sabırsızlıkla bekleyeceğim güzel bayan. Dediğim gibi sakın beni yanlış anlamayın. Size bu randevuyu vermemin sebebi... neyse söylemeyeyim, bu bir sır. Sır mı? Ne sırrı? Bunu söyleyemem. Yalnız buluşmak için bir şartım var. Şartınız mı var? Hı hı. Ben hepsine razıyım. İstediğiniz her şeyi yapmaya hazırım. Söz veriyorum. Size karşı saygılı olacağımdan emin olabilirsiniz. Tamam, inanıyorum. Zaten bunun için gelmeyi kabul ettim. İyi ama daha şartınızın ne olduğunu söylemediniz ki. Söylüyorum. Şartım ne olursa olsun asla bana aşık olmayacaksınız. Beni sevmeyeceksiniz. Demek şartınız bu. Evet. Eğer kabul ederseniz gelin. Etmezseniz gelmeyin. Ben dostluğa hazırım ama sevmek, aşık olmak asla olmaz. Kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, kabul ediyorum. İsterseniz yemin bile edebilirim. Yo, yemine gerek yok. Size itimat ediyorum. Bunları söylediğim için kusuruma bakmayın. Ama benim de ne kadar yalnız olduğumu bir bilseniz. Sahi mi? Siz de mi yalnızsınız? Ne iki laf edecek ne de akıl danışacak bir kimsem var. Sokakta da ahbap arayacak değilim ya. Sanki 20 yıldır arkadaşmışız gibi tanıyorum sizi. Sözünüzü tutacaksınız değil mi? Elbette tutacağım. Yalnız az önce bir sırrınızdan söz etmiştiniz ya. Belki yarın söylerim. Belki de söylemem. Ama önce sizinle konuşmak, sizi yakından tanımak istiyorum. Tamam. Yarın size kendimden söz edeceğim. Tanrım, şu anda dünyanın en mutlu insanı yaptınız beni. Yarın görüşmek üzere güzel beyan. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Aleksandrovic, kendi kendinize sürekli güldüğünüze göre bugün işleriniz yolunda gitmiş oldu. Çok iyi bir tahmin Matruşka. Biliyor musun? Bugün bir bayanla tanıştım. İnanamıyorum. 8 yıllık bir yalnızlıktan sonra. Evet Matruşka. Petersburg'da sizden başka bayanların da olduğunun farkına vardım artık. Bu güzel bir şey Aleksandrovic. Peki tanıştığınız hanım kim? Kim mi? Tanrım, olamaz. Adını sormayı unuttum. Ciddi olamazsınız. Hem tanışıyorsunuz hem de adını sormuyorsunuz. Ama çok güzel olduğunu söyleyebilirim Matruşka. Nihayet bu da bir şey. En azından bundan sonra evlerle konuşmazsınız artık. Onunla yarın aynı saatte, aynı yerde buluşacağım sevgili Matruşka. Biliyor musun, elini bile tuttum onun. Anlaşılan sevmişsiniz o bayanı. Ne gezer sevgili Matruşka, ne gezer. Ama neden? Çünkü ona onu sevmeyeceğime dair söz verdim de ondan. Sahi mi? Hiç böyle tuhaf bir beraberlik işitmemiştim. Peki neden ona böyle bir söz verdiniz? Çünkü arkadaşlığımızı sürdürmek için böyle bir şart ileri sürdü de ondan. Keşke böyle bir şartı kabul etmeseydiniz Alexey Aleksandrovic. Ama o bunu istemiyor Matruşka. Dost olalım, arkadaş olalım istiyor. Anlaşılan şimdilik yine evlerle konuşmayı sürdüreceksiniz. Demek gelmişsiniz. Hem de kararlaştırdığımızdan tam 2 saat önce geldim. Çok üzgünüm, geciktim. Geceyi nasıl geçirdiniz? Nasıl geçireceğim? Sabaha kadar sizi düşündüm hep. Düşüneceğinizi biliyordum. Neyse, buraya ne maksatla geldiğimi bilmenizi istiyorum. Dünkü gibi çene çalmak yok. Bundan sonra aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Kendi adıma bunu hazırım ben. Yalnız şunu belirteyim ki şimdiye kadar
bu derecede aklım başımda olmamıştı hiç. Olabilir. Birincisi, ellerimi o kadar sıkmayın. Çok rica ediyorum. Affedersiniz. İkincisi, dün gece hep sizi düşündüm. Sahi mi? Tanrım, inanamıyorum. Evet, ama sizi yeterince tanımadığımı anladım. Bu benim yufka yürekliliğimden kaynaklandı sanırım. Şimdi anlatın bakalım. Kimsiniz? Hayat hikayenizi bir an önce dinlemek istiyorum. Hayat hikayemi mi? Bir hayat hikayemin olduğunu da kim söyledi size? İyi ama hayat hikayeniz olmadığına göre nasıl yaşadınız? Kendi kendine yalnız yaşayan birinin nasıl bir hayat hikayesi olabilir ki? Yani siz kimseyi görmeden mi yaşadınız bu zamana kadar? Hayır, öyle değil. Görmesine görüyorum ama yalnızım yine de. Yani kimseyle konuşmadınız mı söylemek istiyorsunuz? Öyle de sayılabilir. Öyleyse hayatınızı anlatın bana. Durun, anlıyorum. Sizin de benim gibi bir nineniz var galiba. Hayır, yok. Sizin nineniz mi var? Evet, gözleri kördür. Kendimi bildim bileli beni eteğinin dibinden ayırmadı. Ninemden başka kimseyi tanımadığım için neredeyse konuşmayı bile unuttum. Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbette. O oturur, körlüğüne bakmadan çorap örer. Ben de ya dikiş dikerim ya da yüksek sesle ona kitap okurum. İşte böyle sade bir yaşayışımız var. Of, inanamıyorum. Bu sizin için ne büyük bir talihsizlik. İyi ki benim böyle bir ninem yok. Olmadığına göre niçin evde oturuyorsunuz? Anlaşıldı. O halde anlatayım kendimi. Anlatın tabii. Ben de bunu istiyorum ya senden. Ben bir tipim. Ne? Tip mi? Ne tipi? Dur. Siz insanı gülmekten çatlatırsınız. Bakın, şurada bir sıra var. Hadi gelin oturalım. Önce tip nedir onu anlatın bana. Tip, herkesten farklı, gülünç adam demektir. Kimseye benzemeyen bir yaratılıştaki kimse. Yani hayalcinin anlamını bilir misiniz? Hayalci mi? Bilmez olur muyum hiç? Ben de bir hayalciyim. Sahi mi? Evet. Ninemin yanında otururken aklıma neler gelmez. Hayal kurmaya başlayınca öyle dalar giderim ki kendimi peri padişahının oğluyla düşündüğüm bile olur. Çok güzel. Eğer peri padişahının oğluyla evlenmeyi hayal ediyorsanız beni çok iyi anlayacaksınız demektir. Bu arada dün adınızı sormayı unutmuşum. Biraz geç olmadı mı? Kusura bakmayın. O kadar mutlu olmuştum ki adınızı sormak aklıma gelmedi. Adım Nastenka. Nastenka. Hepsi o kadar mı? O kadar. Az mı geldi yoksa? Siz de ne doymaz şeymişsiniz. Yok canım, bana çok bile geldi. Hem de pek çok. Ama siz de adınızı söylemediniz. Bağışlayın. Alexey Aleksandrovich. 7. dereceden devlet memuru. Tanıştığımızda memnun oldum Alexey Aleksandrovich. Hadi anlatın bakalım hayat hikayenizi. İki buçuk saattir hayat hikayenizi dinliyorum. Anladığım kadarıyla özetle şöyle. Siz anasız babasız bir insansınız ve devlet dairesinde memursunuz. Evet, öyle. İki odalı möbleli küçük bir evde oturuyorsunuz. Ve Matruşka adında yaşlı bir hizmetçiniz var. Bu da doğru. Bir de 26 yaşında olmanıza rağmen hayatınızda hiçbir kadınla konuşmamış, çekingen ve mahcup yaratılışlı birisiniz. Evet. Ve hizmetçiniz Matruşka'dan sonra tanıdığınız ve oturup uzun uzun konuştuğunuz ikinci kadın da benim. Bu da doğru. Ama bu çok kötü. Ömrünüz hep böyle mi geçti? Evet Nastenka. Ve sanırım böyle de geçecek. Hayır, olamaz. Böyle yaşamak çok kötü bir şey Alexey Aleksandrovich. Biliyorum Nastenka, biliyorum. En iyi yıllarımı boşu boşuna yitirdiğimi şimdi her zamankinden çok daha iyi anlıyorum. Çok üzgünüm. Üzülmeyin. Ben artık sizin dostunuzum Alexey Aleksandrovich. Evet, şimdi sizin yanınızda mutluyum ama gelecekte beni yine yalnızlık, yine o küflü, gereksiz yaşam bekliyor. Bu halimi düşündükçe çok mutsuz oluyorum. Hayır, böyle söyleyip de beni üzmeyin ne olur. Ama gerçek bu sevgili Nastenka. Hayaller aleminde yaşayan birinin istediğine kavuştuktan sonra ondan tekrar ayrılmasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz. Yaşamak varken hayal kurmak pek aptalca bir şey. Arada bir kendime hayallerin nerede? Yıllarını ne yaptın? Hayatının en iyi yıllarını nereye gömdün diye sorarım. Peki cevabın ne oluyor? Cevabım hep aynı oluyor. Bir gün gelip de hayal dünyam yerle bir olduğunda hayallerim hazan yaprakları gibi bir bir dökülecek.
Ah Nastenka, o zaman hem yalnız kaldığımı hem de acınacak bir şeyim olmadığı için çaresiz olduğumu görüp... Yeter, sus! Yüreğimi daha fazla parçalamayın Alexey Aleksandrovich. Bitti artık hepsi. Bundan sonra ben varım. Ne olursa olsun ayrılmayacağız. Dinleyin, ben basit bir kızım. Ninem öğretmen tuttuğu halde fazla okuyamadım. Bununla birlikte sizi bütünüyle anlıyorum. Çünkü ninem eteğimi eteğini iğnelediğinden beri demin anlattıklarınızın hepsini ben de yaşadım. Sahi mi? Gerçekten siz de yaşadınız mı Nastenka? Evet. Artık sizi iyice tanıdığımı söyleyebilirim Alexey Aleksandrovich. Ben de size bütün hikayemi anlatacağım. Hem de hiçbir şey gizlemeden. Buna karşılık bana akıl vereceksiniz. Benden bu dileğimi esirgemezsiniz, değil mi? Söyleyin güzel Nastenka. Benden nasıl bir akıl istiyorsunuz? Ben sadece beni yıllardır seviyor musunuz gibi yürekten kardeşçe bir öğüt vermenizi bekliyorum. Hiç endişeniz olmasın. Sizi 20 yıldır seviyor olsam yine de şu andaki kadar sevemezdim. Öyleyse verin elinizi. Alın. Şimdi de ben hikayemi anlatmaya başlıyorum. Hikayemin yarısını, yani kör bir ninem olduğunu biliyorsun. Evet, diğer yarısını merakla bekliyorum. Annemle babam öldüğü için ben küçük bir kızken ninem beni yanına almış, büyütmüş. Oldukça muhafazakar bir kadındı. 17 yaşıma bastığım gün beni yanına çağırdı. Nastenka, neredesin torunum? Buradayım nineciğim. Dikiş kutusundan bir çengelli iğne alıp yanıma gelir misin? Peki nineciğim. Al nineciğim. Ne yapacaksın bu çengelli iğneyi? Eteğinin ucunu benim eteğime bağlayacağım. Ne? Oldu işte. Böylesi daha iyi. İyi ama nine, neden beni kendine bağladın? Çünkü sen büyüdün, güzelleştin kızım. Gözlerim görmediği için artık seni kollayamayacağım. Bu yüzden hep eteğimin dibinde olacaksın. Aman Tanrım, bu çok korkunç bir şey. Tıpkı tutsaklık gibi. Böylece uzun bir zaman ninemin yanından ayrılamadım. İş görürken, dikiş dikerken, ders çalışırken bir adım bile uzaklaşamıyordum. Bir keresinde ninemi kandırmak istedim ve yerime Fiokla'yı oturttum. Fiokla da kim? Kulakları işitmeyen yaşlı hizmetçimiz. Ninem koltuğunda uyurken Fiokla'nın eteğini çengelli iğneyle nineme bağladım. Ve bir kız arkadaşımı görmeye gitti. Sonra? Sonuç iyi olmadı. Ninem uyanınca yanında hala usta oturduğumu sanarak bir şey sormuş. Fiokla ninemin kendisinden bir şey istediğini görmüş ama kulakları duymadığı için anlayamamış. Bunun üzerine ne yapacağını şaşırmış ve iğneyi çıkarttığı gibi oradan savuşmuş. Ne olur gülmeyin. Ne yapayım, ninem böyle bir kadın işte. Aa, size söylemeyi unuttum. Oturduğumuz evin alt katındaki daire de bizim. Yani ninemin. Küçük bir şey ama kiraya veriyoruz. Bize gelir getiriyor. Demek kiracınız da var. Vardı. Hem de sizin gibi geveze değildi. Ağzını ancak bıçak açardı adamcağızın. Dilsiz, kör topal, kambur bir ihtiyardı. Böyle yaşamaya daha fazla dayanamadığı için öldü gitti zavallı. Sonra yerine başka bir kiracı geldi. O da bir erkekti. Ninem görmediği için beni uzun uzun sorguya çekti. Nastenka, yeni kiracımız nasıl biri kızım? Pyotr Petrovich mi? Demek adı bu. Genç mi? Pek öyle genç değil ama yaşlı da sayılmaz. Peki görünüşü nasıl? Yakışıklı mı, çirkin mi? Yakışıklı nineciğim. Bilseydim evi kiraya vermezdi. Demek daha çekeceklerim varmış. Ne demek istiyorsun nineciğim? Bak kızım, sonra ninem söylemedi deme. Sen seni bil, bu adama gönül verme. Nine, şimdi durup dururken bu da nereden çıktı? Neden Pyotr Petrovich'e gönül verecekmişim ki? Sen erkek milletini bilmezsin.
Yabanın herifi gözümüze şirin görünmek için kira konusunda pazarlık bile yapmadı. Aman nene. İstediğimiz kirayı şıp diye verdi. Belli ki sende gözü var. Nene. Alem kadınmış ninem. Ama anladığım kadarıyla niyeti seni kötülüklere karşı korumakmış. Pyotr Petrovich iyi bir adamdı. Gerekmedikçe konuşmaz, kapımızda çalmazdı. Aybaşı geldiğinde hemen kirasını öderdi. Hakikaten yakışıklı mıydı? Evet. Bir gün elinde bir sürü kitapla bize geldi. Fransızca bildiğim için bana bir sürü kitap getirmiş. Hepsi de birbirinden güzel eserlermiş. Bu kitapları canı sıkılan nineme okuyabilirmişim. Ninem de seve seve kabul etti. Nastenka, kiracıya kitaplar için teşekkür ettim ama bak bakalım içindekiler ahlak bozucu olmasın. Öyleyse okutmam sana, sonra kötü şeyler öğrenirsin. Nedir kötü dediğin şeyler nineciğim? Niye kötü şeyler yazılsın ki, neler yazılabilir? Neler mi? Delikanlıların temiz aile kızlarını evlenme vaadiyle baştan çıkarttıktan sonra sokak ortasında bıraktıkları, kızların da acınacak duruma düştükleri yazılı olabilir. Ben böyle kitaplardan çok okudum kızım. İnsan elini almaya görsün, gözü ne uyku görür ne de başka bir şey. Bak bakalım yaprakların arasına aşk mektubu falan koymuş olmasın. Yok öyle bir şey nene. Sen ciltlerin içine de bak. Bu düzenbazların işine akıl sır ermez. Ciltlerin kızım. İçinde de yok nene. O zaman mesele kalmadı. Karnım acıktı. Yemekleri ısıt da yiyelim. Peki nene, ama önce bakkala gidip ekmek almalıyım. Olur, git. Çengelli iğneyi çıkart da gideyim. Beni kendine bağladığını unuttun mu? Tamam tamam. Tamam git hadi. Sağa sola takılma, ona buna bakma. Ekmeği al, hemen gel. Peki nene. Şu ninem korkunç bir kadın. Merhaba bayan Nastenka. Siz Pyotr Petrovich. Size verdiğim kitapları okuyor musun? Tabii. Hem de sabahlara kadar, gözümü bile kırpmadan. Size bir şey soracağım bayan Nastenka. Bütün gün büyük annenizin yanında oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Ben... Bakın, siz iyi bir kızsınız. Böyle konuştuğum için kusuruma bakmayın. İnanın ben sizin iyiliğinizi büyük annenizden daha çok düşünüyorum. Gidip gelebileceğiniz bir kız arkadaşınız falan yok mu sizin? Hayır, yok efendim. Peki benimle operaya gelir misiniz? Operaya mı? Tabii, çok isterim. İyi ama ninem ne olacak? Biz de ona duyurmayız. Olmaz. Ninemi aldatamam. Hoşça kalın. Demek kiracınız sizi operaya davet etti. Evet. Sonra akşam yemeğinden sonra bir de baktım ki bize gelmiş. Oturdu. Ve uzun uzun ninemle eskilerden konuştular. Sonra birdenbire... Bugün operaya Sevil Berberi için bir loca aldım. Arkadaşlarla gidecektik ama işleri çıkmış, gelemiyorlar. Bilet de elimde kaldı. Sevil Berberi mi? Hani şu benim gençliğimde oynanan Sevil Berberi mi bu? Evet, ta kendisi. Demek o eski Sevil Berberi ha... Hey gidi günler hey. Gençliğimde bizim evde küçük bir sahnemiz vardı. Rosina'yı ben oynardım. Ah ne kadar güzel. Peki bu gece gitmek ister misiniz? Yani biletler yanmasın. Hay gidelim tabii. Benim Nastenkam tiyatro nedir bilmez daha. Hiç gitmedi. Gideriz değil mi Nastenka? Sen seyredersin, ben de müziklerini dinlerim. Demek kiracınız sonunda ne yaptı etti, sizleri operaya götürdü. Evet götürdü. Size Sevil Berberi'nin üzerimde bıraktığı izlenimleri anlatacak değilim. Ama Pyotr Petrovich temsil boyunca bana öyle okşayıcı gözlerle baktı ki, öyle güzel konuştu ki, operaya götürmesi bahaneydi. Onun esas isteği benimle birlikte olmaktı. Ya peki sonra? O geceden sonra bize sık sık geleceğini sanıyorum.
ama öyle olmadı. Neredeyse gelip gitmeyi iyice kesecek hale geldi. Sadece ayda bir, o da bizi operaya götürmek için kapımızı çalıyordu. Ama itiraf ederim ki onu görmek için sabırsızlanıyordum. Hatta öyle bir an geldi ki yemelerden içmelerden bile kesildim. Demek ona aşık oldunuz Nastan. Evet, tam geçen senenin Mayıs'ında kiracımız bize gelerek nineme buradaki işlerini bitirdiğini, bir yıllığına Moskova'ya gideceğini söyleyerek vedalaştı. Birden çıldıracak hale geldim. Neden? Onu seviyordum. Onsuz nasıl yaşayacaktım? Düşündüm, taşındım ve en sonunda karar verdim. Ve o gece ninem yattıktan sonra bir valize elbiselerimi koyarak yukarıya kiracının odasına çıktım. Girin. Ah, Nastenka. Pyotr Petrovich, ben de sizinle gelmek istiyorum. İşte şu valizin içine bütün giysilerimi koydum. Şey, benimle gelmek mi? İyi ama neden? Çünkü sizi seviyorum. Siz olmadan yapamayacağımı anladım. Beni de Moskova'ya götürmenizi istiyorum. Bakın Nastenka, ben yoksul bir adamım. Ne param pulum, ne doğru dürüst bir işim var. Evlenirsek size nasıl bakarım? Ben fazla yiyip içen biri değilim Pyotr Petrovich. Ninemin yanında eteğine çengelli iğneyle bağlı olarak oturmak istemiyorum. Eğer siz beni götürmezseniz bile ben başımı alıp gideceğim. Aha, lütfen yapmayın Nastenka. Siz daha çok gençsiniz. Sabretmelisiniz. Benden daha iyi kısmetlere layıksınız. Ben başkasını değil, sizi istiyorum Pyotr Petrovich. Çünkü sizsiz yaşayamayacağım. Sevgili Nastenka, şimdi beni iyi dinleyin. Size yemin ederim ki bir gün evlenecek duruma gelirsem hayatımın biricik mutluluğu siz olacaksınız. Ama bana biraz zaman tanıyın lütfen. Ne kadar? Gün mü, hafta mı, ay mı, yıl mı, ne kadar? Sadece bir yıl. Yarın sabah Moskova'ya gidiyorum ve orada tam bir yıl kalacağım. Bu zaman zarfında işlerimi düzene koyacağımı umuyorum. Döndüğüm zaman beni unutmamış olursanız evlenir, mutlu oluruz. Size inanabilir miyim? Yemin ediyorum. Ama şimdi olmaz. Bir yıl sonra. Tabii bu arada siz bir başkasını tercih etmezsiniz. Hayır etmem. Asla bir başkasıyla evlenmem. Yine de bunun için bana söz vermeyin. Çünkü bir yıl çok uzun bir zamandır. Bunu söyledikten sonra ertesi sabah çekip gitti. Konuştuklarımızdan nineme tek kelime söylememeye karar vermiştik. İşte benim hikayem de böyle. Peki bir yıl ne zaman doluyor? Doldu bile. Onu tam 3 gündür burada bekliyorum. Yani şimdi siz her gece saat 10'da buraya Pyotr Petrovich için mi geliyorsunuz? Evet, ama hala ortalarda yok. Hiçbir haber alamadım kendisinden. Sanırım bana verdiği sözü unuttu ve bir başkasını buldu. Nastenka, Tanrı aşkına ağlamayın. Hem sizi unuttuğunu nereden biliyorsunuz? Belki henüz gelmemiştir. Hayır biliyorum. O burada. Gitmeden önce sözleşmiştik. Moskova'dan döner dönmez bize geleceğini, ben onu reddetmezsem ninemden beni isteyeceğini söylemiştim. Ama şimdi o burada ve bana uğramadı bile. Lütfen, lütfen Nastenka ağlamayın. Ben size yardım ederim. Yardım mı? Siz ne yapabilirsiniz ki? Ararım, bulurum, onunla konuşurum. Peki, bu uygun olur mu? Doğru. Yakışık almaz. Tamam, aklıma bir şey geldi. Mektup. Mektup yazın ona. Yok, bu hiç olmaz. Dünyada yapamam bunu. Neden olmasın? Mektuptan mektuba fark vardır. Evet, evet. Bu fikir bana cazip geldi. Akıl istemediniz mi benden? İşte ben de akıl veriyorum. Mektup yazın ona. İnanın her şey yoluna girecek. Hayır, olmaz. Sanki zorla askıntı oluyormuşum gibi olur. Hayır, madem size söz vermiş, öyleyse onu aramaya hakkınız var demektir. Üstelik anladığıma göre kibar bir adama da benziyor. Size karşı dürüst davranmış. Öyle mi dersiniz? Evet, dürüst davranmış. Evlenecek olursa sizden başkasıyla evlenmeyeceğini söylemiş. Ayrıca sizi de bütünüyle serbest bıraktığına göre daha ne istiyorsunuz? Evet, sanırım doğru söylüyorsunuz. Öyleyse bu işe önce siz başlayabilirsiniz. Peki siz olsanız nasıl yazardınız? Neyi? Mektubu canım. Ha, mektubu. Bakın nasıl yazardım. Önce Sayın Bay diye başlardım. Sayın Bay diye başlamadan olmaz mı? Olmaz.
Ama neden olmasın? Bana kalırsa olur tabii. Sevgili Piotr Petrovich, özür dileyerek... Hayır, özür dilemeye falan lüzum yok. Haklı durumunuz ortada çünkü. En iyisi sade bir mektup yazın. Nasıl yani? Şöyle olabilir. Sayın Piotr Petrovich, size önce ben yazıyorum. Sabırsızlığımı hoş görün. Bütün bir yıl umut içinde bekledikten sonra... bir günlük kararsızlığa dayanamayışım bilmem ne derece yanlış. Evet, siz buraya geldiniz ama... niyetinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Öyleyse mektubumdan sitem ettiğim ya da sizi suçladığım anlamını çıkarmayın. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Güzel, devam edin lütfen. Hı? Siz soylu bir insansınız. Sabırsızlığın bana yazdırdığı bu satırları anlayışla karşılayacağınızı umarım. Bir anlık bile olsa içime düşen bu şüpheden dolayı affınızı dilerim. Sizi sevmiş, hala da seven birini kırmayı aklınızdan bile geçirmeyeceğinizi biliyorum. Evet, tam düşündüğüm gibi. Siz benim bütün kuşkularımı giderdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Alexey Alexandrovich. Ah Nastenka, size rastladığım için öyle mutluyum ki. Diyordum ki, bakın, bizim sözümüz şöyleydi. Moskova'dan döner dönmez... ya işin aslından habersiz kötülük düşünmeyen bir tanıdığa mektup bırakacak... ya da aynı gün sözleştiğimiz bu yerde tam saat 10'da buluşacaktık. Ya öyle mi? Evet, onun geldiğini biliyorum ama 3 gün geçtiği halde ne mektubu var ne de kendisi. Sık sık ninemin yanından ayrılamam. Onun için bu mektubu sözünü ettiğim tanıdığa götürüp verebilir misiniz? Ben mi? Evet siz. Onlar onun adresine yollarlar. Cevap gelirse yarın akşam 10'da buraya getirirsiniz. Olur mu? Ya ama mektup nerede? Daha mektubu yazmadınız ki. Cevabını ancak öbür gün alırsınız. Mektup değil mi? Öyle ya. Buyurun, mektup hazır. Demek mektubu önceden yazıp hazırlamıştınız ha? Bugünlük yetişir. Hoşça kalın Alexey Alexandrovich. Mektup elinizde. Götüreceğiniz adres de yazılı. Hoşça kalın. Yarın gece 10'da yine burada buluşalım. Alexey Alexandrovich, sizin şu bayan Nastenka ile olan ilişkiniz ne alemde, nasıl gidiyor? Biliyor musun Matruşka, o çok tuhaf biri. Beni değil de bir başkasını seviyor. Sahi mi? Nereden biliyorsunuz? Bunu o mu söyledi yoksa? Evet, o söyledi. Bir yıl önce evlerinin alt katında oturan kiracısına aşık olmuş. Kiracı bir yıl sonra geleceğini ve onunla evleneceğini söylemiş. Peki sonra? Bir yıl biteli 3 gün olmuş ama kiracı ortalarda yok. Müşterek bir dostuna mektup yazarak benimle gönderdi. Ne yani? Siz bu işte aracılık mı yapıyorsunuz? Maalesef öyle oldu Matruşka. Oysa ben onu öyle çok seviyorum ki... onun da beni sevdiğini sanıyordum. Bak sen şu şırfıntıya. İki yüzünün tekiymiş. Tanrım, nasıl olur da onun beni sevdiğini sandım. Bütün bunların bir başkası için yapıldığını nasıl oldu da anlayamadım. Yazık. Sizin adınıza üzüldüm Alexey Alexandrovich. Hayal kırıklığına uğradığınız ortada. Haklısın Matruşka. Hayal kırıklığına uğradım. Ben de. Sen neden uğradın ki? Tam sizin için normale döndü. Evlerle, eşyalarla konuşmaz artık diye düşünürken... yine başladığınız yere döndünüz. Sanırım yine sokak sokak gezip evlerle muhabbet edersiniz artık. Niçin bu kadar sevinçli olduğumu biliyor musunuz? Size bakmak neşemi arttırıyor. Sizi bugün öyle seviyorum ki Alexey Alexandrovich. Öyle mi? Evet. Bana aşık olmadığınız için bu kadar çok seviyorum sizi. Yerinizde bir başkası olsa bana sataşır, rahat vermez, ahlarla oflarla aşk numarası yapardı. Ama siz candan bir dostsunuz. Teşekkür ederim Nastenka. Hem de öyle candan bir dostsunuz ki bunu anlatamam. Şimdi yanımda bulunmasaydınız kim bilir ne durumlara düşerdim. En başta çıkarcı değilsiniz. Bana karşı da tertemiz bir sevginiz var. Ben evlendikten sonra gene dost, kardeşten daha yakın iki dost olacağız değil mi? Elbette tabii. İnanın sizi hemen hemen onun kadar seveceğim Alexey Alexandrovich. İçinizde sevdiğiniz adam gelmeyecek diye bir korku var değil mi? Aşk olsun, ne ilgisi var? Ben sadece onu olduğu kadar sizi de sevdiğimi söylüyorum. Evet, haklısınız. Biraz canım sıkılıyor galiba. Kendimde değil gibiyim. Biraz sakin olmanızda yarar var. Piotr Petrovich gelirse sizi böyle bulmamalı. Doğru.
Ama tabii gelirse. Söz verdi diyorsunuz, dürüst bir adamdı diyorsunuz. O halde gelecektir. Ama görüyorsunuz işte, hala ortada yok. Lili, duyuyor musunuz? Bir ayak sesi. Evet, duyuyorum. Bu tarafa doğru geliyor. Sakın o olmasın. Bilmem. Gelen bir adam. Ama o mu değil mi bilmiyorum. Karanlıktan yüzü görünmüyor. O değilmiş. İyi ama siz neden korktunuz? Elim elinizdeyken birden neden bıraktınız? Beklediğiniz kişi sandım da. Olsun, onu birlikte karşılayacağız. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görmesini istiyorum. Ne kadar şirin bir insansınız. Sizin yanınızda öyle keyif duyuyorum ki Alexey Aleksandrovich. Sahi mi? Evet, bir anda insana dertlerini unutturuyorsunuz. Keşke bana aşık olsaydınız. Ne dediniz? Beni birazcık da olsa sevmenizi isterdim. Bunun için çok üzülüyorum. İnsanoğlu ne anlaşılmaz bir varlık değil mi? Ama ben... Evet siz. Benim baş eğmez dostum. Saf bir kızım diye beni beğenmediğinizi söyleyemezsiniz herhalde. Çünkü size her şeyi, aklımdan geçen en saçma düşünceleri bile anlatıyorum. Ama Nastenka, ben sizi... Susun. Bu ses. Bu çalan kilisenin çanı değil mi? Evet, saat 11'i çalıyor. 11 ha? Evet, 11'i. Gelseydi saat 10'da gelirdi. Bir yıl önce birbirimizden ayrılırken saat 10'da diye randevulaştık. Bir saat geçti. Artık gelmez. Hayır, bir kere mektubu yeni almış olabilir. Sonra belki kendi de gelmeyeceği için mektubunuza cevap vermeyi düşünüyordur. Tabii mektup yarından önce gelmez. Sahi mi Alexey Aleksandrovich? Olabilir mi? Neden olmasın? Ben yarın sabah erkenden yoklar, hemen size bildiririm. Ben bunları düşünmemiştim. Kuşkusuz her şey olabilir. O halde mümkünse erken olsun. Cevap gelmişse hemen bana getirirsiniz. Nerede oturduğumu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum tabii. Ah, ne kadar iyisiniz Alexey Aleksandrovich. Şu anda düşünüyorum da onunla aranızda bir kıyaslama yaptım. Niçin o siz değilsiniz? Niçin o size benzemiyor? Onu daha çok sevmekle birlikte siz daha iyisiniz. Öyle demeyin, ben... Belki onu yeterince anlamadım. Belki onu çok iyi tanımıyorum. Ne tuhaf. Ondan biraz korkardım. Ağırbaşlı, gururlu bir görünüşü vardı. Kuşkusuz onun böyle görünmesine karşılık benden daha yufka bir yüreği olduğunu biliyorum. Bohçamı alıp odasına çıktığım geceki bakışını hayatta unutamam. Gene de ona karşı büyük bir saygı duyuyorum. Acaba kendimi onun dengi saymadığım için mi? Değil Nastenka, yanılıyorsunuz. Onu dünyada her şeyden çok, hatta kendinizden de çok sevdiğiniz için size öyle geliyor. Niçin insanlar birbirlerine karşı açık yürekli davranmıyorlar? Neden en iyi insan bile karşısındakinden bir şeyler gizliyor? Bütün düşündüklerini söylemiyor. Nedense herkes olduğundan başka görünmek istiyor. Duygularını hemen açığa vurursa küçük düşürülecekmiş gibi bir korku duyuyor. Doğru söylüyorsunuz ama bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ama herkes öyle değil. Örneğin siz başkalarına benzemiyorsunuz. Bilmem nasıl anlatayım. Bana öyle geliyor ki siz şimdi bile benim için kendinizden bir şeyler veriyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Söylemek istediğim şu ki bana karşı beslediğiniz duygulardan dolayı size müteşekkirim. Tanrı sizi mutlu etsin. Bir gün severseniz sevgilinizle mutlu olmanızı dilerim. O kız için böyle bir dileğim yok. Çünkü sizinle nasıl olsa mutlu yaşayacak. Bunu bilerek söylüyorum. Ben de bir kadınım. Öyleyse lütfen sözlerime inanın. İnanıyorum Nastenka. Anlaşılan bugün gelmeyecek. Vakit epey gecikti. Yarın gelir. Evet. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Yağmur yağarsa belki gelmem. Ama öbür gün ne olursa olsun mutlaka geleceğim. Siz de gelmemezlik etmeyin sakın. Merak etmeyin, mutlaka geleceğim Nastenka. Artık her zaman birlikte olacağız. Öyle değil mi? Tabii, tabii. Hoşça kalın Alexey Aleksandrovich. Ah Nastenka, şu anda duyduğum yalnızlığı bir bilsen. Beni sevseydin, karanlık gecelerimi beyaz gecelere çevirebilseydin ne güzel olurdu. Sevgili Matruşka, bana limonlu bir ıhlamur verir misin lütfen? Siz bu gece sokağa çıkmayacak mısınız? Hayır. Hayret. Günlerdir 9:30 oldu mu dışarı fırlıyordunuz. Bu gece yağmur yağıyor Matruşka. Yağsın. Şeker değilsiniz, yeriyeceksiniz. Bayan Nastenka, yani o yağmurlu havaları sevmiyor. Ha,
zaten şu mesele. Yani kadın çıksa siz de çıkacaktınız. Elbette. Yağmurlu havaları severim ben matruşka. Neyse, ben ıhlamurunuzu koyayım. Acaba ne oldu? Nastenka'nın sevgilisi Pyotr Petrovic geldi mi? Birbirlerine kavuştular mı acaba? İşte Nastenka gelmiş, köprüde bekliyor. Nastenka! Ah, siz misiniz Alexey Alexandrovich? Verin hadi, ne duruyorsunuz? Neyi? Mektubu. Hani nerede? Getirmediniz mi? Yo, bende mektup falan yok. Siz onunla görüşmediniz mi daha? Hayır, gelmedi. Ne yapalım, yapılacak bir şey yok. Anlaşılan benden yüz çevirmiş. Ama neden? Bunu yapamaz. Lütfen Nastenka, ağlamayın. Güzel gözlerinize yazık ediyorsunuz. Beni avutmaya kalkmayın dostum. Bir daha onun lafını bile etmeyeceğim. Beni insafsızca, acımadan bıraktığını görmezlikten gelerek hala döneceğini söylemeyin artık. Ben yine de umudunuzu yitirmeyin derim Nastenka. Ne kadar gaddar, acımasız bir adammış. Tek bir satır olsun yazmadı. Ne olurdu bir iki satırla beni sevmediğini, istemediğini bildirseydi. Oysa 3 gündür bir haber yok. Onu sevmekten başka suçu olmayan zavallı çaresiz bir kızı gücendirmek, küçük düşürmek pek kolayına geldi herhalde. Lütfen sakin olun. O yalancının düzenbazın tekiymiş meğer. Ne dersiniz? Mektubu almamış olabilir mi acaba? Belki de hiçbir şeyden haberi yoktur. Bakın Nastenka, yarın sizin adınıza ona gideceğim. Yeter ki siz üzülmeyin. Sahi gidecek misiniz? Evet, onun durumunu öğrenirim, her şeyi de anlatırım. Peki sonra? Siz şimdi bir mektup yazın. Sakın olmaz demeyin. Göreceksiniz, davranışınızı saygıyla karşılayacak. Hayır dostum, olmaz. Yeter artık. Bundan böyle benden tek kelime, tek satır yok. Artık onu tanımıyorum, sevmiyorum onu. Evet, unutacağım onu. Kendinizi bu kadar üzmeyin. Oturun şuraya. Üzdüğüm yok zaten. Yeter artık. Siz ağladığıma bakmayın, geçer. Siz olsanız böyle davranmazdınız değil mi? Ayağınıza gelen kızı yüzüstü bırakır mıydınız? Onun zayıf budala kalbiyle böylesine küstahça alay etmezsiniz herhalde, öyle değil mi? Nastenka, Nastenka, her şeyi içime atamayacağım artık. İçimde birikenleri konuşmadan edemeyeceğim. Size ne oldu? Ne söylemek istiyorsunuz bana? Size söyleyeceklerim saçma sapan sözler, aptalca zırvalar olabilir. Olmayacak bir şey ama sizi seviyorum Nastenka. İşte söyledim sonunda. Bakalım bundan sonra benimle eskisi gibi konuşabilecek, söylediklerimi dinleyebilecek misiniz? Ne olmuş ki? Bir şey mi var bunda? Sizin beni sevdiğinizi çoktandır biliyor ama böyle derinden değil de biraz sevdiğinizi sanıyordum. Demek durum başkaymış. Baştan beri öyleydin Nastenka. Ama artık sizi çok, hem de çok seviyorum. Ve sizi sevdiğim için suçlu olduğumu da biliyorum. İlk tanıştığımızda beni sevmeyin demiştiniz ama ne yapayım? Sevdim sizi. Zavallı Alexey Alexandrovich. İsterseniz yine dostunuz olarak kalabilirim. Yeter ki bana gücenmeyin. Bakın işte gözyaşlarım akıyor Nastenka. Ama bırakın aksın. Kimseye bir zararı dokunmaz. Nasıl olsa kurur. Tanrım, beni şaşırttınız. Lütfen sakin olun. Oturun şöyle. Hayır Nastenka, oturmayacağım. Biliyorum bana kızdınız. Şimdi beni yanınızdan kovacaksınız. Tanrım, neler söylüyorsunuz? Ben sizi neden kovayım ki? Sahi mi? Kovmayacak mısınız beni? Hayır. Sizi seviyorum Nastenka. Kalbim size karşı öyle büyük bir sevgiyle dolu ki, siz demin oturduğunuz yerde ağlarken ben de kendi kendime düşünüyordum. Ne düşünüyordunuz? Hoş, pek olacak bir şey değil ya. Düşündüm ki herhangi bir sebep yüzünden onu sevmiyor olabilirsiniz. Bunu dün de öbür gün de düşündüm Nastenka. Öyleyse ne yapıp yapıp kendimi size sevdirmeliydim. Çünkü beni sevmeye başladığınızı kendi ağzınıza söylemiştiniz. Nastenka, sizi çok seviyorum. Lütfen, lütfen ağlamayın. Ağlamanızı istemiyorum. Lütfen. Hadi kalkıp biraz yürüyelim. Peki nasıl isterseniz. Dinleyin beni Alexey Alexandrovich. Benim de size söyleyeceklerim var. Onu seviyorum ama geçer. Geçmesi gerek. Geçmemesi de imkansız. Hatta şimdi de geçmiş olduğunu hissediyorum. Belki bugün sona erer. Sahi mi? Artık onu sevmiyor musunuz? Evet, çünkü ondan nefret ediyorum. Siz burada benim yanımda ağlarken o benimle alay etti. Sonra
Siz beni onun gibi yüzüstü bırakmadınız. Çünkü beni seviyorsunuz. Ama o sevgi nedir bilmedi. Ben de sizi seviyorum. Hem de sizin beni sevdiğiniz kadar. Size önce de söylemiştim. Ondan daha iyi, daha soylu olduğunuz için seviyorum sizi. Çünkü o... Lütfen ağlamayın, ne olur, beni de üzüyorsunuz. Biraz durun. Şimdi geçer. Söyleyeceklerim var size. Sanmayın bu gözyaşları başka bir şeyden, sinirden. Şimdi durur. Bakın, sakın beni hoppa, her cahil bir kız sanmayın. O kadar kolay unutup ihanet edeceklerden değilim. Onu tam bir yıl sevdim. Tanrı adına yemin ederim ki ona ihanet etmeyi aklımdan bile geçirmedim. Biliyorum Nastenka, sen çok dürüst bir kızsın. Ama olsun, o beni hor gördü, benimle alay etti. Beni incitmekle, kalbimi kırmakla eline ne geçti sanki? Hiç. Artık onu sevmiyorum. Her şey bitti. Belki de ona olan aşkım bir duygu aldanışından, hayalden ibaretti. Ha, ne dersin? Evet evet, mutlaka öyleydi. Bakın, size söylemek istediğim şu. Eğer onu sevmeme rağmen siz hala beni seviyorsanız... Tanrım, sevmek ne demek? Çıldırıyorum sizin için Nastenka. Beni mutlu edeceğinize inanıyorum. Benim aşkım da sizin aşkınıza layık olacaktır. Elimi kabul ediyor musunuz? Nastenka. Nastenka. Benimle evlenir misiniz? Hı. 7. dereceden devlet memuruyum. Yılda elime 1200 ruble geçiyor. Fena sayılmaz. Elbette. Sonra ninemin dulaylığı da var. Bize yük olmaz. Onu da yanımıza alırız. Tabii. Ninenizi almadan olur mu? Yalnız şu bizim matruşka, hizmetkarım. Öyle ya, bizim de fiyoklamız var. Bakın ne diyeceğim Alexey Aleksandrovic. Yarın siz hemen bize taşınırsınız. Nasıl, size mi? Bu kadar çabuk mu? Evet, bizim kiracımız olursunuz. Eski kiracının çıktığı oda boş duruyor. Tamam mı, bizim eve taşınıyorsunuz. Tabii, en geç yarın. Demek ki yarından sonra kiracım oluyorsunuz. Hadi artık eve gidelim. Vakit geç oldu. Beni eve kadar götürür müsünüz? Seve seve. Göğe bakın Nastenka. Yarın çok güzel bir hava olacak. Gökyüzü masmavi. Ay pırıl pırıl. Bakın şu buluta. Nastenka, beni dinlemiyor musunuz? Nereye bakıyorsunuz öyle? Tanrı. Nastenka. Susun lütfen. Tanrım... Ayak seslerini duyuyor musunuz? Evet. Yoksa bize doğru gelen bu adam Pyotr Petrovic mi? Evet, evet o. Bu o. Pyotr Petrovic bu. Ne? Nastenka, sen misin? Sen Pyotr Petrovic. Sensin. Tanrım geldin. Sözünü tuttun. Nastenka, sevgilim. Canım, bir tane. Geciktiğim için bağışla sevgilim. Çok bekledin mi beni? Hayır, hayır, hiçbir önemi yok. Seni ömür boyu bekleyebilirdim canım. Ömür boyu. Yanındaki o adam kimdi? Bir dost. İyi yürekli, saf bir dost. Doğru söylüyorsun güzel Nastenka. Ben iyi yürekli, saf bir dostum. Öyleydim ve öyle de kalacağım. Mutluluğumun bu kadar kısa süreceğini hiç tahmin edemezdim. Beyaz Geceler adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.